biraz travmatik bir çocukluğum var diyebiliriz. Ben çok dayak yerdim çocukken. Benim çocukluğum dayakla geçti. Senelerdir benim psikiyatristim ve terapistim var. Sevilmeyi biliyor musun peki? Çok sanmıyorum sevilmeyi bildiğimi. İkinci misin biraz? Siyasetten teklif olsa? Hayatına girmeye aday birisi oldu ama evli olduğunu öğrendin ve beraber olmadın. Benim kayınvalidem Seren'i aramış. Ne diyorsun? E tabii canım, ben niye Seren'i aradım? Artık böyle şurama geldi yani. Feministe bak, aşık olmuş Kezban. Ulan feminizm böyle bir şey mi? Feminist şey aşık olmaz, erkek sevmez diye bir şey var mı? Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane Röportaj serimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu hafta öyle özel bir konuk var ki, bir taraf diyor ki parti kur oy verelim, sen genç kızların umudusun. Öbür taraf diyor ki hadi oradan gıcık sen de. Bir taraf diyor ki ünlü olmanın peşinde misin, öbür taraf rol model olarak görüyor. Herkesin kafası bu anlamda karışık ve Türkiye gündemini de, Türk halkını da ikiye bölmüş vaziyette. Avukat Feyza Altun. Bir başarı hikayesi. Eleştirenler için de, hakikaten takdir edenler için de. Peki, Feyza Altun'un geçmişten bugüne hayat hikayesinde neler var? Arka sokaklarda neler var? Hayat bizi nerelere götürecek? Buyursunlar karşınızda sevgili Feyza Altun. Sevgili Feyza, hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Nasıl keyifler? Süper, sen nasılsın? Gayet iyiyim, seni gördüm daha iyi teşekkür oldum. Teşekkür ederim. Seni severim, bilirsin. Son dönemde, son yıllarda adın her yerde. Ve bu takdirleri de beraberinde getirdiği gibi eleştirili oklarını da senin üzerine saplıyor birbir. Hatta o okların saplanmadığı bir yer var mı diye sorma gibi yok değil mi? Kalmadı herhalde. Peki, ünlü olmanın peşinde misin Feyza? Yok, değilim. Neyin peşindesin peki? Onu ben de bilmiyorum ama bu içten gelen bir şey. Böyle bir haksızlık gördüğüm zaman bir şey söylemeden geçemiyorum. Ama yani derdim ünlü olmak değil. Bir de bana söylüyorlar ya sen tanınıyorsun, sen baksana ünlüsün. Ben diyorum ünlü değilim. Ünlü benim için işte modeldir, oyuncudur, siyasetçidir, aktris, aktördür. O insanlar ünlüdür. Ben kendimi çok o kategoride de görmüyorum açıkçası. Birisi öyle ünlü falan dediği zaman da garipsiyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Peki. Şimdi sevgili Feyza, Haber Bahane bir biyografi. Geçmişten bugüne bir yolculuk. Sıcak gündemle başlamayacağım. Seninle başlayacağım. Seni tanımak istiyorum ilk başta. Ve tanıtmak istiyorum. Bilinmeyeni. Evet, çok röportaj yapıldı seninle. Biliyorum. Ama hep söylediğim bir şey vardır. Bir iddiam vardır. Herkes konuşsun, en son ben bir konuşayım. Hayat bizi nereden nereye getirecek bir görelim. Ondan sonra tabii ki sıcak gündeme de değineceğim. Nerelisin? Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kökler? Dedem Giresun'dan göçmüş. Alıcıralı onlar. Hemşerim misin sen benim? Giresunlu musun? Alıcıralıyız biz. Yani benim dedem Alıcı'dan göçmüş. Bahçıvan benim dedem. Üsküdar'da Beylerbeyi'nde o zaman o şey vardır. Beylerbeyi'ne inen yokuşun tarafında arsalar vardı. Şimdi bilmiyorum, belki binalar vardır orada. Oralara ekip biçermiş dedem. Hı. Ben Küplüce'de büyüdüm. Sonra 12-13 yaşında Kadıköy'e, Göztepe'ye taşındık biz. Hı. Babam İstanbul'da doğmuş. Ben de Üsküdar'da doğdum. Kaç kardeşsiniz? Bir kız kardeşim var benim. Kız kardeşim. Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Mutlu muydun? Nasıl bir anne baba ilişkisi vardı? Çocukluğumun mutlu ve mutsuz tarafları var. Mutlu tarafları beni daha muvaffak olmamı sağlayan taraflar ama biraz travmatik bir çocukluğum var diyebiliriz. Belli oluyordur travmalarım oldu. Neden? Neden? Kimden kaynaklanıyordu bunlar? Annem biraz gergin bir kadındı. Babam biraz daha sakin bir adamdı ama varlığı yok. Şey vardır ya böyle evde, bir kadın vardır agresiftir ama aslında agresifliğin sebebi evdeki adamdır. Şimdi hani bir kadın olup bir de avukat olunca bunu çok net görebilirim. Çocukken görmüyorsun. Bir takım böyle herkesin hayatında olan işte aile ilişkileri, bir takım problemli ilişkiler, bunlardan dolayı bir takım çocukluğumda herhalde böyle eksik kalan şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani şu doğru mu anlıyorum? Pasif bir baba. Ya pasif demeyeyim ama anneyi çıldırtan bir baba diyeyim. Aa. Evet. Yani, sakinliğiyle mi çıldırtıyordu? Çapkınlığıyla mı? Hepsiyle birlikte çıldırtıyordu. Şimdi ikisi de hayatta olduğu için ve hani rencide etmek istemiyorum çok fazla. Geçmişte yani bitmiş ve kapanmış konular bunlar ama yani şöyle söyleyeyim. Ben çok dayak yerdim çocukken. Benim çocukluğum dayakla geçti. Anne de. Annem döverdi.
Yani babaya olan kızgınlığını mı biraz senden çıkardın? Biraz öyle ve ben çok konuşan ve çok doğrucu bir çocuk olduğum için sinir bozucu bir çocuktum herhalde annem için, annem açısından. Böyle ben o öyle değil dedikçe annem beni döverdi. Biraz hayır o öyle değil şimdiki tavrımın sebebi herhalde biraz bu diye düşünüyorum. Bugünkü Feyza Altun'un piyasadaki ya da kendi sektöründeki şu işaret parmağının havada tarzı aslında... anneye olan bir tepki mi? Yok diye şöyle söyleyeyim. Yani şimdi artık psikiyatri diye bir bilim var. Çok şükür terapi var. Senelerdir benim psikiyatristim ve terapistim var. Şu anki bundan dolayı değil ama çocukken de ben böyleydim. Ya çocukken de ben konuşan, hayır ya bu bardakla bak bunlar böyle duracak, bunun şeyi burada olması lazım diyen bir çocuktum. Mesela benim ilkokulda sıra arkadaşımı sıkıştırırlardı. Niye sıkıştırıyorsunuz çocuğu diye sıkıştıranlara yani onu korurdum. Ya böyle bir şey doğruysa o doğru olsun, o öyle olsun şeklinde bir çocuktum. Ama annenden dayak yiyordun. Evet çünkü annem istemiyordu. Yani onu söylediği kabul edilsin istiyordu. Şimdi de toplum tarafından linçleniyorsun. Yine aynı travmalar tetikleniyor mu? Yok ya şöyle şu anda böyle beni tetikleyen artık bir şey söyleyeceğim. Beni buralardan vurabilecek bir şey yok. Büyük konuşmayayım mı? Şunu için söylüyorum. Zaten onu en savunmasız yerde yaşıyorsun. Çocukluğunda yaşıyorsun. Bunu iyileştirdikten sonra, bunun iyileşmesi için çaba gösterdikten sonra bir de bir karakter var. Benim karakterim çocukken de böyleydi. Yani ben her zaman dikkatli, disiplinli, çalışkan, hırslı bir çocuktum mesela. Hep ben liseyi okul birinciliğiyle bitirdim. Benim hala bugün Erenköy Kız Lisesi'nde kütükte Feyza Altun diye oraya şey çakıyorduk okul birincileri. Orada durur. Yani olabildiğince hani o hırsım hep vardı. Bu hırs her yerde kalır. Neye hırs peki bu? Başarıya odaklı olmak mı? Aileye kendini fark ettirmek mi? Yani aileye kendini fark ettirmekten ziyade diyorum ya bu olmadan da ya ben dayak yemiyor olsaydım da yine başarılı bir çocuk olacaktım büyük ihtimalle. Çünkü ben... Babadan sevgi görüyor muydun? Yani fiziksel olarak bir elbette seviyordur ama fiziksel olarak böyle şey bir ilişkimiz, sıcak bir ilişkimiz yoktu. Annemle de babamla da yoktu. Ben mesela çok fiziksel olarak sevilmeyi sevmem. Böyle birisi bana dokunduğumu şey olur. Sevilmeyi biliyor musun peki? Çok sanmıyorum sevilmeyi bildiğimi. Benim sevgi anlayışım yani... Ben de sevilmeyi biliyor muyum? O da bir muamma mesela. Hani ben onu bir tek şeyde benim hayatımı değiştiren dönüm noktası çocuğumun doğmasıdır. Bana sorarsanız mesela benim yakın çevremdeki hiç kimse sabırlı, işte sevgi dolu bir anne olabileceğimi düşünmüyorlardı açıkçası ve çok şaşırıyorlar. Benim en sevgi dolu olduğum kişi çocuğumdur. Kaç yaşında şu an? 10 yaşında şimdi. 10 yaşında. Anneye babaya böyle dolu dolu sarıldığını hatırladığın ya da ne bileyim? Yok. Hiç şu anda da öyle bir şeyim yok yani. Hani öyle bir hissim de yok maalesef. Kimseye karşı yok bu arada. Peki yıllar sonra sen artık bir avukat oldun. İşin psikolojik boyutları, psikiyatrik tarafları, davaların içerisinde her türlü seyir var gözlemlediğin, hı-hı, gördüğün. İlla diğer taraflarında kompeten olmak mecburiyetinde değilsin. Neden sebep-sonuç ilişkilerini irdelediğinde anneni babanı anlamaya başlayıp biraz daha onları kucaklar noktaya getiremedin mi kendini? Yok bu benim kucaklar halim. Yani zaten o noktadayım. Ama şey değil yani şimdi siz çocuklukta yaşadığınız ya da yaşattığınız şeyleri mesela benim kendi çocuğuma bunları yaşatıp herkes için de geçerli. Şimdi bu ülkede ben çocukluk travması olmayan insan olduğunu düşünmüyorum. Biz ortadan ikiye bölünmüş çocuklarız yani sus diye tokatlanan, işte sen ne bileceksin denen, işte bir çimdirince ne bileyim bir ağzına iki tane çaktım sus şeklinde büyütülen şimdi değişti onlar. Yani şimdi çocuk dövülmez, çocuk saksı değil, çocuğun sevgiye ihtiyacı var. Çocuk evet parayla pulla büyüyor ama çocuğun en büyük ihtiyacı sevgi, şefkat, güven hissi. Ben mesela güven duygusunu bilmeyen bir çocuktum. Benim hala güven duygum yoktur. Böyle güvenmek benim için çok önemli bir şeydir. Anneye babaya da güvenmiyor muydun yani? Yani de demek ki o zaman öyle bir güvenim yoktu. Yani bir şey olsa beni kim koruyacak hissi hala yok. Mesela ben o yüzden belki insanların güveneceği birisi olmalıyım diye düşünüyorum bir taraftan. Kız kardeşin de aynı sınavları verdi mi seninle? Yok kız kardeşim çünkü daha sakin bir çocuktu. O daha uyumlu bir çocuktu. O laf dinlerdi ben dinlemezdim. Yani senin gözünün içine baka baka ona sarılır öper miydi annen? Yok ya o yani o kadar böyle şey ayrı öyle bir ayrı olan ya öyle korkunç insanlar da değillerdi. Hani eziyet diyebileceğimiz gözümün içine baka baka ama belki ben kız kardeşime göre daha hassas bir çocuktum. Şimdi
Benim hassasiyetim böyle çok çat 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 olduğum için çok şey gibi duruyorum belki. Hani kalender duruyorum ama içten demek ki çocukken de öyle değilmişim. Yaş aldıkça büyüklerimiz, hep duyduğum, benimki öyle olmadı ama büyüklerimiz bazen büyüdükçe çocuklaşırlar. Daha masumlaşırlar. O eski hani işte çaçaron diyeyim ya da Gestapo halleri yavaş yavaş tontonluğa doğru gider. Konuşulur noktaya geldiklerinde ya da işte biraz daha karakter huyu değiştirdiklerinde vesaire. Hani zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu hayattan bir Feyza geldi geçti ya da annenin babanın isimlerini bilmiyorum ama işte X amcayla Y teyze bu hayattan göçtü gitti ama evlatlarıyla görünenin arkasında bir barışamadılar. Bu çok acı bir ben şey. Bir gün oturup konuşmak istemedim. Bak ben burada şu çekimdeyken anneciğim bana evde çorba yapıyor. Hı. Yani benim öyle bir şeyim yok. Mesela o da onunla da oturup konuştuğumuzda diyor ki ya biz ne kadar cahilmişiz. Çocukmuş. Ha işte benim onu soruyorum. Bu noktaya geldiniz tabii ki, mi? Tabii ki benim annem 17 yaşında çocuk doğurmuş. Benim annem 12 yaşında demişler ki sana güzel kıyafet alacağız. Seni amcanın oğluyla evlendireceğiz. Benim annemin annesi gözünün önünde öldürülmüş. 2 gün annesinin cesediyle kalmış. Ne diyorsun ya? Şimdi çok zor bir çocukluk yaşamış. Bu travmalar onun da atlatabileceği şeyler değil. Şimdi büyüdükten her şey geçtikten sonra bakıyorsunuz evet sizde bir şeyler kalıyor, sizin karakterinizi etkiliyor ama şimdi dönüp baktığınızda yaşanan şeyler o kadar da kolay şeyler değil. Değil. Ve benim annem hep, ben hep anneme şey derim, biz seninle beraber yaşlanacağız. Böyle hani yaşlı anne kızlar olur ya, temizlik yapar, teras yıkarlar böyle balkon evet. Yıkayan hani yaşlı. Ben hep anneme ikimize hep şakayla karışık öyle söylerim. Annem elinden mesela benim okumamın, benim okulumda başarılı olmamın en büyük şeyi annemdir. Bütün o şeyle o fırsatları sağlatan babama bu çocuklar okuyacak diyen annemdir. O da kendi şeyleri içerisinde bildiğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Bildiğinin en iyisi bana iyi gelen şey değildi. Ama işte şimdi bugün mesela ben çocuğumu büyütürken benim bir yeğenim oldu. 1 yaşında, 1,5 yaşında. Kız kardeşim çocuk şimdi bir bebek bakıyor. Annem diyor ki ya diyor ben size baktıkça diyor sizin çocuğunuza bakıyorum diyor. Yani diyor bizde diyor şimdi leğende bez yıkardık o zaman diyor. O zaman yoktu ki. O zaman para pul da yani parası pulu da yokmuş şimdi bu insanlara. Benim de annem babam öyle zengin, öyle bolluk bereket içinde büyümedik. Çok şükür hiç öyle bir babam da hiç bizi yani açlık çekmedim. Ama öyle bir biz orta direktik. Vardı, yoktu. Olduğu zaman vardı, yok olmadığı zaman vardı. O nedenle şimdi onların da zorlukları. Ya şimdi belki sosyal medyada, televizyonda falan böyle başka bir tip. Mesela bana hep şey diyorlar şimdi İzmirli ailenle falan hani. Hiç ben öyle bir şeyin mesela bizim sülalenin içerisinde üniversiteyi bizim kuzenlerim ve bizim nesil okudu. Hı hı. Tahsil yapmış insan yok benim ailemde. Çok hani öyle bir yani şey gibi düşünsünler, kendi aileleri gibi düşünsünler benim ailemi. Öyle bir ailede büyüdüm ben. Doğruları vardı, yanlışları vardı. Aslında anneni yürekten böyle anneni böyle ya bırak o sarılmasın. Böyle çekip kendine böyle sıkı sıkı sarılacağın ve onu anlayabileceğin aslında çok elinde malzeme var. Yani 3-4 cümleyle annenin hayatını özetledin ya. Tabii ki. Kinci misin biraz? Aslında ben hiç kinci değilimdir. Çok çabuk yumuşarım. Yani böyle birisine taktım mı takarım ama hemen ben indiririm şey yelkenleri. Çok da kinci değilimdir. Ama düşman yani kincilik ya yani düşmanlıkları beslememek ve çünkü insana zarar. Fakat olmayacak da şeyler var benim hayatımda. Yani bazı şeyler de olmaz. Mesela ne bileyim bazı insanlarla artık o dostluğu da kuramazsın. Can ciğer kuzu sarması olamazsın. Ama o düşmanlığı tabii ki de bitirebilirsin. Yani bitmiş öyle kızdım, kavga ettim artık bugün bitti gitti yol açık olsun dediğim bir sürü insan vardır hayatımda. Unutamadığın geçmişe dair affedemediğin en böyle flash şeyin ne? Genel olarak mı? Hmm. Yok ya öyle bir şeyim. Bunlar üzerine çalışıyorum. Çünkü bunların bana duygusal yük olmasını istemiyorum. Çünkü hayat hakikaten öyle bir şey değil ya. Birilerine böyle intikam isteyerek, böyle kinlenerek devam etmiyor. Ben de hiç devam etmiyor. Bu duygular beni hasta ediyor çünkü. Avukat olduktan sonra karşına çıkan davalar mı seni psikiyatriye, terapilere yok, vesaire sevk etti? Yoksa kendi hayatınla ilgili değil. Mi? Ben mesela boşanma davalarında
birisine çare olmak beni de iyileştiriyor. Mesela yani şeyi çok iyi biliyorum. Aile dinamiklerini o kadar iyi biliyorum ki çünkü bunları ben yaşadım. Mesela kadınlar geliyor diyor ki ya diyor dışarıdan baksan benim eşim çok beyefendidir. İnanmayacaksın bana biliyorum. Yok diyorum inanıyorum. İnanacağım. Çünkü ben onları yaşadım. O beyefendi gözüken insanların evde neler yaptığını biliyorum. Ya da birisi delirdiği ve agresifleştiği zaman, evde şiddet uyguladığı zaman aslında ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Dışarıda istediği gibi şey gözüküyor. Bu benim için de geçerli. Hani benim böyle delirdiğim, kendimden geçtiğim anı kimse görmüyordur. Ama yani birisi anlatırsa inansınlar, delirmişimdir öyle. Şimdi insanların hani öfkeyle, Mevlana'nın bir mesnevi de geçer. Odunun iyisi yandığında çıkardığı dumandan belli olur diye. Bu çok güzel bir şey. İnsan öfkelendiği zaman gerçek kendisini gösteriyor. O nedenle o dosyalarda, o davalarda şeyi anlayabiliyorum. İnsanlar herkes anlaşılmak istiyor Gökhan. Ben de anlaşılmak istiyorum. Ben ünlü olmak istemiyorum, ben anlaşılmak istiyorum. Ben insanlar anlasın, ne istediğimi anlasın istiyorum. Ya benim gerçek ifadem aslında bu. Hani ben işte haksızlıkları ortaya koyuyorum ama belki de gelen bütün hayatım boyunca istediğim şey, ben ne kadar haklıyım beni görün. Benim öyle haklılıkla ve adaletle ilgili bir saplantım var. En adil ve en doğru benim diye değil. Değilimdir belki de. Bir sürü benim de adaletsizliğim, haksızlığım olmuştur. Ama bence konu bir şey yapıyorsan da ya yaptığım şey yanlış mıydı? Yanlış, çok üzgünüm. Bunu peki, nasıl telafi edebilirim diye. Peki avukatlık haksızlığı ortaya çıkartmak ve adaleti sağlamak mı? Yani vicdani anlamda gerçekten sıkıntılı bir durumda olan, gerçekten suçlu olduğunu bildiğin bir insanın mesela avukatlığını yapmaz mısın? Yok şöyle, onun avukatlık konusunda aynen öyle. Bir katilin de avukatı var kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. O konuda da çizgim çok nettir. Bir avukat istediği herkesin avukatlığını yapar. Şu değil ki, şimdi birinin hakkını savunmak o kişinin suçlu, suçsuz, haklı, haksız olmasıyla ilgili değil. Onun da hakkı, suçlunun da hakkı var. Onu da savunabilirsiniz. Dersin ki, müvekkil sana gelir der ki ben bu suçu işledim. Beni burada savunmanı istiyorum. O zaman savunursun. Dersin ki, seni burada şundan yararlandıracağız, şuradan yararlandıracağız, şunları yapabiliriz. Bunu yapabilirsin. Ben avukatların bu şekilde müvekkilleriyle özdeşleştirilmesine, sen onu neden savunuyorsun diye linç edilmesine karşıyım. Benim de bir sürü davalarda haksız olan müvekkilim var. Ama benim işim onun hakkını en iyi şekilde savunmak. Aradaki fark bu. Yoksa o zaman şey yapamayız ki, bir de kimin ne zaman ne kadar haklı ve haksız olduğunu o yargılamanın sonunda çıkan bir şey ortaya. Nasıl bileceğiz? Ben şey miyim böyle... Ne denir ona, böyle X-ray ışınları mı var gözümde, bakıyorum birisinin haklı ya da haksız diyorum. Hani o avukatlık başka bir şey. Ben burada avukat olarak konuşmuyorum. Ben burada Feyza olarak konuşuyorum. Hani kişisel hayatımda, arkadaşlık ilişkilerimde, özel sevgili aşk ilişkimde, çocuğumla ilişkimde, sosyal ilişkilerimde ben buna bakarım. Mesela ben birisinin yüzüne açıp da bir şey söylemiyorsam onu konuşmam. Bak yemin ediyorum, bakan olsun, siyasetçi olsun, telefonda herkes de beni bilir, açar ben onu söylerim. Önce ona söylerim, sonra konuşurum. Zaten Twitter'a yazıyorum yani. Ama tabii ben şeyden hoşlanmam. Benim arkamdan bir şey söylenir ya da benim görmeyeceğim düşünerek bir şey yazılır. Ben o kişiyi ararım. Böyle söylemişsin. Neden böyle söyledin? Bir yanlış anlaşılma varsa ben bunu düzelteyim. Hiç de evet diyeni duymadım. Ya kusura bakmayın, öyle olmuş. Ha, hep böyledir. Bence insanlar şey olmalı, net olmalı. Pekala. Hukuka ilgin... Pardon, ona geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Az önce dedin ya boşanma davalarında. Boşadığım zaman mutlu oluyorum. Ya da bir konuyu çözdüğüm zaman mutlu oluyorum. Bunu kendi ailemde yaşadım. Hatta kendim de bir dönem yaşadım. Hani Masumlar Apartmanı'nda vardı ya, temizlik yapıyor. Temizlik yapınca aslına bakacak olursan kirli olmayan yüzeyde bile temizliği yaptığın zaman orayı düzeltmek kendi hayatının boktanlığını bir nebze olsun temizlemek gibi hissettiriyor insana. O boşanma davalarında o bir kadını kurtarmak ya da bir adamı kurtarmak ya da bir davayı kendi lehinde çözmek. O insanlar adına oh derken aslında kendi dağınık hayatında düzeltemediğim bir şeyi o insan namını düzeltip tatmin yaşıyorsun. Doğru, bu doğru. Bu tarafı da var. Bir de şöyle bir şey var Gökhan. Bundan da şey, yani şiddet ülkede çok fazla. Çok fazla sıkıntılı şeyler var. Yani bir insanı huzura kavuşturuyorsun. Bir işe yarıyorsun bir kere. Hani işe yarama hissi, birisine yardımcı olma hissi. Ya tabii ki de bunun karşılığında para kazanıyorsun. Hayatını idame ettiriyorsun.
daha güzel bir hayat yaşama fırsatı. Bunlar hepsi önemli. Ama ben gerçekten özellikle bu boşanma davalarındaki ilişkilerde iyi bir iletişime sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü şey var, o kısmı çok iyi biliyorum samimiyetle. Yani ben bir kadının kocasıyla da konuşurken, bir adamın karısıyla da konuşurken neler yaşadığını ve hissettiğini çok iyi biliyor oluyorum. Ben mesela boşanma davalarında hiç haksız kadın, hiç haksız koca görmedim. Herkesin kendi tarafının evliliği arasında haklı olduğu bir nokta var. Biz bunu nasıl adaletli bir şekilde çözeceğiz? Biz bu insanların çocuklarına zarar gelmeden, anne baba birbirine düşman olmadan biz bu evlilikleri nasıl bitireceğiz? Tabii her zaman öyle mutlu şey olmuyor ama mesela ben her zaman şey derim, çocuklarınızdan boşanmıyorsunuz. Çocuklara sokmuyoruz biz bu işin içine. Çocukları mümkün mertebe mahkemeye getirmiyoruz. Çocukları mümkün mertebe annen öyle baban öyle demiyoruz. Çocuk anneyle de görüşecek, babayla da görüşecek. O çocuğun anneye de ihtiyacı var. Yani bunları sağlayabilmek benim için çok önemli. Çünkü yanlış bir yönlendirmeyle siz o çocukları bir şey malzemesine, bir silah gibi kullanıp şeyini bozabilirsiniz. Benim çok böyle çocuk elinde çikolata hale gelip annemden beni ayırmadığın için ya da babamdan beni ayırmadığın için teşekkür ederim abla diyen çok böyle o çocuk gelmiştir ofisime ve ben benim için çok önemli. Ben çünkü o çocuktum yani. O çocuktum ben. Belki de birçok insan bunu izleyen kendisini anne babasının arasında böyle, ben hep öyleydim. Annemle babam kavga ederdi. Evde akil insan bendim. Ben hırpalanırdım arada. Ben diyorum çocuklar... Boşandılar mı? Evet boşandılar. Boşanalı bayağı da bir zaman oldu. Kaç yaşındaydın sen? Ben sanırım 24-25 yaşındaydım. Abaya büyüksün yani. Tabii ben üniversiteyi bitirmiştim boşandıklarında. Daha önce boşanmalılardı. Çok daha önce boşanmalılardı. Çok uzamış bir evlilikti. İnsanlar şimdi boşanmayı şey gibi görüyorlar. Evlilik kutsal, boşanma kötü. İşte bana diyorlar bu kadın da bundan ne zevk alıyor falan. Aile ve evlilik mutluluğun olduğu yerde kutsaldır ve güzeldir. Evlilik çok güzel bir şey. Sevdiğiniz insanla mutlu mesut, güzel çocuklarınızı büyütüyorsunuz birlikte. Ama o evde küfür kafir varsa, ekonomik psikolojik şiddet, fiziksel şiddet varsa, herkes birbirinden nefret ediyorsa, eve gelmesin ya da evde birbirinden kaçmaya çalışıyorsa, o çocuklar arada hırpalanıyorsa bu kutsal bir şey değil. Sağlıklı boşanmalar hastalıklı evliliklerden yeğedir. Bugün ekonomik durumu olsa birçok insanın boşanacağına eminim. Şimdi kira derdi var, geçim derdi var, o var bu var. Pek çok insan bir ev arkadaşlığı gibi götürüyor evliliğini. O nedenle bunu... O ayrımda yapmak gerekiyor. Ben insanlara mesela hayatımda boşanma demem bana gelen insanlara. Siz kararınızı verdiyseniz ben avukatlık tabii ki de yaparım. Ama boşanmak konusunda zor bir de Gökay. Boşanma psikiyatrik olarak travma dediğimiz şeylerin yani sevilen bir insanın ölümü, boşanma bir ölüm gibi bir travma. Kolay bir şey değil. Sevmediğin insandan boşanırken bile bir boşluk yaşıyor insan. Ben görüyorum bunu müvekkillerimde. O nedenle kimse güle oynaya gelmiyor avukata boşanmaya. Kimse o duruşma salonundan çıkarken şey yapmıyor. O nedenle bunu böyle değerlendirmek lazım. Evlilik güzelse, dostluk varsa, devam eden saygılı bir ilişki, sevgi dolu bir ilişki varsa güzel. Yoksa nasıl bir şey ki bu? Evin içinde iki tane insan birbirine tahammülü yok. Korkunç. Peki hukuka olan ilgin, alakan, bu tarafa mail edeceğin kaç yaşlarında belli oldu? Çocukkenden vardı valla. Bir de ben çok konuştuğum için hep bana sen avukat mı olacaksın, sen avukat mı olacaksın derdi. Hangisi birbirini tetikledi bilmiyorum ama ben hep avukat olmak istiyordum. Hiç böyle hakim savcı olayım hep bazen söylüyorlar. Öyle bir şeyim yoktu. Ben avukat olmak istiyordum. Tercihlerimin ilk şeyleri de sıralaması da zaten hukuktu. Kazandım ve... Mutluyum yani avukat olmaktan. Stresli bir iş ama seviyorum mesleğimi. Bir intikam meleği gibi oldu. Ben mi? Yok ya ben öyle düşünmüyorum kendimi. Böyle görmüyorum açıkçası. Ha kimden neyin intikamını alacağım ki? Ben işimi yapıyorum. Kendine göre haksız gördüğünde. Olabilir. Böyle düşünmemiştim. Ama ya yani maksadım da şey değil. Birisininle ilgili bir şey söylerken o insanları böyle... kötü duruma sokmak, rencide etmek değil açıkçası. Ama ben... Şimdi şöyle bir şey var. Ben doktora gittiğimde, ben bir kere gebeyken bir doktora gittim. Çok bulantım vardı ve bana bir tane ilaç verdi. İlacı kullanınca daha da bulantım arttı. Başka bir doktora gittim. Hemen dedi o ilaçları kesiyorsun dedi. Hmm.
Bunlar dedi ilaç şirketleriyle dedi yapılan anlaşmalar dedi satsın ilaç diye veriyor dedi. O kadar sinir oldum ki ben hamileyim, karnında bebek var ve sen sadece bir ilacı satmak için bana ilaç veriyorsun. Sonra orada dedim ki güvendiğin doktor ne kadar önemli bir şey ya, gerçekten doğrusunu söyleyecek. Olur diyecek, olmaz diyecek. Öyle güveneceksin ki ya sen kangren oldun, bu kolunun kesilmesi gerekiyor derse inanacağın derecede dürüst olması gerekiyor. Şimdi ben avukat olarak öyle olmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki bu olmaz. Ha ben açarım, davayı açarım. Sen de bunun parasını verirse ama ben söylüyorum bu olmaz. Bak bu kaybedilecek bir dava olabilir. Garanti de veremem. %100 yok öyle bir şey. Yasak. Bir avukat kanunen bunu hale bu %100 garanti diyemeyiz. Yargılama aşamasında bir şey çıkar önümüze. Bilmediğimiz, bizim müvekkilimizin bilmediği karşı taraf bir ispatlar haklılığını, gitti reddedildi dava. Bunlara önem verdiğim için diyorum ki ben avukatım, ben bunu biliyorum. Bana gelen insanın güvenmesi gerekiyor. Doğruyu bilmesi gerekiyor. Yoksa ben zaten benim için sorun değil ki. Bir kere şey, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Sohbetin başında zaten bunu konuştuk. Sorularda da var. Ünlü olmak, alanının ünlüsü olmak. Bak doktorun da ünlüsü var. Hukukçunun da ünlüsü var. Kezban, Hatemi, hangini sanamıyoruz? Evet. Yani ünlü olmak bir suç değil. Bunu istiyor olman da senin mesleğini bambaşka bir yerde etik olmayan bir şekilde kullanıyor olduğun anlamına da gelmez. Bunu bir kere bir ne olur üzerinden at. Bu şey anlamına gelmiyor. Popüler olmaktan hoşlanmıyorum demiyorum. Bu tabii ki de güzel bir şey. Bir şey söylüyorum, yankı uyandırıyor. Ya bu kadar. Bir şey söylüyorum, gündem oluyor. Bir şey söylüyorum, insanlar bana diyor ki bak bilmiyorduk, iyi ki söyledin, sayende öğrendik. Bu onur ve gurur verici bir şey. Siyasetten teklif alsa? Bir şey söyleyeceğim. Ben çok uzun zamandır zaten bir parti üyesiyim ve siyaset yaptım. Bir dönemde çok aktiftim. Uzun zamandır aktif siyaset yapmıyorum. Şu an içinde düşünmüyorum açıkçası. Sosyal medyadan destek aldım ya sana hazırlanırken. Daha doğrusu izleyicilerimizin, takipçilerimizin merak ettiği hiçbir şey sorulmadık kalmasın istedim. Parti kursun oy verelim diyenlerin oranı %70. Kurulmuş bir sürü parti var. En yakın kendi görüşlerine oraya oy verebilirler. Öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası yani. Hiç... Peki. Sağ olsunlar ama teşekkür ederim. İlk evliliğini kaç yaşında yaptın? 24'tüm sanırım. Evet 23-24'tüm. 26'da çocuğumu doğurdum. 27-28'de boşandım. 27,5 olabilir. Sonra tekrar evlendim. Özel boşanma avukatı bedava olunca boşanıyorum. Özel değilse sebebi aldatıldın mı? Yok yok, şiddet hiç mi öyle gördün? Hiç yok. Şiddet buldun mu? Yok yani. Bana şiddet uygulayacak erkeğin vay haline diyorum. Aileyle mi anlaşamadın? Ne oldu? Yok hala çok severim. Eski kayınvalidem hala anne derim, arada ararım. Sonra çok kıymetli insanlar. Yani olmadı işte yani özel bir sebebi yok. Çok da kıymetli bir insandır. Çok da severim. Dost kalmayı başardınız tabii ki de yani. Bir tane çocuğumuz var. Yani her şey çocuk için. Onun için ne gerekirse ikimiz de her zaman bunu yaparız. Bence zaten böyle olmalı ve mesela benim çocuğum çok küçüktü ben boşandığımda. Çok hani nazar değmesin, mutlu, sağlıklı her bakımdan, süper benle ve babası ilişkileri olan bir çocuk. Çünkü hiçbir şekilde ona yansıyan bir şey olmadı. Eğer ki çocukları boşanırken bu şekilde çocuklarıyla ilgilenebiliyorlarsa çocuklar da boşanmadan bu kadar kötü etkilenmiyor. Bir erkekte tahammül edemediğin iki şey ne? Cimrilik, bir de zevzeklik. Hiç sevmem zevzek adamı, hiç sevmem. Şey diyor ya Seda Sen, kalk git be adam, bir uyan adamdan sabah nefret. Ya, konuş, az konuş işine aynen git. Aynen öyle. Ben ya çalışan, hayatında hani böyle bir şeyi olan, amacı olan, bilgili, görgülü, genel kültürü olan insanları kadın erkek hep çok severim. Konuşacak şey bulmak benim için çok önemli. Böyle... bir zevzek, böyle boş konuşan. Seni sevmem. Etkilemenin yolu nereden geçiyor peki? Siyaset bilecek. Benim kocam beni öyle mesela etkiledi. Bir gün şey yaptı, böyle bir masadaydık. İlk eşinden mi bahsediyoruz? Yok ya, o geçti gitti. Şimdiki kocamdan bahsediyorum, hikayeden bahsediyorum. Biz böyle bir masada oturuyorduk. Bir anda masadaki herkes dağıldı. Böyle yaptı, dedi masa Sovyetler gibi dağıldı dedi. Ay ben dedim ne kadar tatlı adam bu. Ben mesela siyasetle ilgili
hukukla ilgili genel kültürü olan insanları her anlamda çok severim. Sapyoseksüelsin yani biraz. Evet, yakışıklı da olacak tabii. Yani benim kocam yakışıklı yani şu Allah var. Takipten niye çıktı çok iyi. Kızdım çıktı. Birbirimizi takipten çıktık kızdım. Niye? Öyle arada kavga ediyoruz, kızıyoruz, çıkıyoruz. Sonra... Tamam, adam kendi düşüncelerini sen car 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 her yerde bağıra bağıra kendi düşüncelerinin doğruluğunu savunuyorsun. Adam da belli ki kendine göre bir doğru paylaşmış. Tabii. O sana ters. Adalet bunun neresinde? Var demedik ki burada adalet. Bu da burada adaletsizlikler. Vay arkadaş! Vay adalet savunucusuna bak! Kendime adalet. Oho! Ay ben hep haklıyım. Orada hep ben haklıyım bence yani. Ona sen Gülşah Saraçoğlu gibi ya. Kendi alnından öpemediği için çok üzgün olanlardan. Güzelmiş. Yok öyle değil ya. Şeyden dolayı biraz da açıkçası ben mesela özel şeyde takip ettiğim herkese böyle biraz çıktım takipten. Çünkü çok karıştırıyorlar. O mu? Bu mu? Onları ekliyorlar falan. Bir de benim alemde herkes böyle şey olmak istemiyor açıkçası. Yani anonim kalmak isteyen insanlar var. Evet. Anonim kalmak için ne kadar yanlış bir gelin seçmişler oysa ki. Sorma evet biraz. Yok onu seven de var sevmeyen de boşanma var. Boşanma kararı aldınız mı Feyza İlker'le? Yok. Fotoğraf paylaşmaman, sosyal medyadan çıkman, yakın çevrende... Bakar meraklılar işte. Yakın çevrende biraz seni mutsuz özel hayatında gören, gözlemleyen çok fazla... mesaj var. Allah Allah. Bak benim yakın çevremde olup sana mı mesaj atıyorlar? Ne kadar ayıp. Evet. Ne kadar ayıp. Çocukluğunu bilirim diyenler de var Feyza Hanım. Allah Allah. Benim çocukluğunu bilirim diyen hiç kimseyi ciddiye alma. Benim çocukluğumu bilip de şu an görüştüğüm kimse yok. Bak sinir oluyorum bu işe de. Ha. Onu bil. Şimdi benim çocukluğumu biliyor olabilir. Annem babamı tanıyor olabilir. Onlarla görüşüyor olabilir. Benim özel hayatımda böyle hiç kimse yok. Olanlar da zaten emin ol gelip de o mesajı atmazlar. İşte o yüzden bazen diyorlar ki işte şunu tanıyorsun, bunu tanıyormuşuz bilmem ne. Ya diyorum ki tanıyorum da çocukluğumda kalmış. Bak akrabalar mikroptur. Ben akraba sevmem mesela. Sevdiğim çok az akrabam vardır. Beni aramayın derim. Aramam, istemem. Belli gerçekten yakın akrabalarım dışında. Hiç de böyle birisi de duyarsa onu şöyle akrabamız, böyle akrabamız. Ya en son 5. sınıfta 12-13 yaşında görmüşümdür yani. Sevmiyorum. Herkesten bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun yani. Kolay vazgeçmek değil ki. Hayatımda olan insanlar değil ki bunları Allah'ın seversen. Benim en son görmüş mesela 13-14 yaşında ben gelmişim 36 yaşıma bir kere nasılsın dememiş. Arıyor diyor ki belediyeye işte oğlumu sokar mısın? Ya ben belediyeden kendim için bir şey istememişim ki bugüne kadar istemem de. Yani çok azdır bir kere mezar yeri. Gömecek birisini, o da benim şey, yani birisini söylemişler. Ya dedim şimdi ben bir şey söylemek istemiyorum. Derler ki mezar yeri hiçbir şeye benzemez. Hani bir sorabilir misiniz? Yani benim kız kardeşim dedi ki bir CV'mi gönderebilir misin? Dedim sen kendi CV'ni, iş başvurusunu yap. O sıradan sana sıra gelir, alırlarsa alırlar yani. Şimdi ben bu hangi akrabada beni gelmiş çocukluğumu bilmiş? Aynısını yüzüne söyledim. Bayağı şey yani hani yaralı parmak. Tabii tabii aynısını söyledim sen de. Ben ne haber ya sen beni 20 sene sonra arayıp ne haber kız Feyza dediğin zaman benden azarı yersin. Bir kere öyle bir samimiyetimiz ne yok. Ne burcusun? Başak. Ha, saygılar. Yükseldim aslan. Saygılar oldu lider. Ya hayır şey için değil. Ya mesela ben de seversin birisinden bir şey rica etmen gerekebilir. Dersin ki çok özür dilerim. İşim düştü. Mümkün olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle sen beni uzaktan tanıyorsun diye böyle bak yılışıklı da sevmiyorum. Ben samimiyeti severim. Çok da samimi davranırım insanlara ama o şeyi böyle sınırı aştı mı? Şu şeyimden içeri girdi mi? İriti oluyorum ve diyorum bir dakika. İşte önce bir böyle konuşmayalım. Ya, bozarım. Sinirlendim anladım. Arkadaşın var mı? Çok. Çok da sevdiğim. Geçimi kolay biri misin yani? Bence çok geçimli bir insanımdır. Eğlenceli de bir insanımdır. Hani arkadaşlarım ve çok uzun zamandır, süredir. Ya benim çocukluğumdan arkadaşlıklarım vardır. Ve hala görüştüğüm arkadaşlarım vardır. Şey yaparım, korurum, kollarım. Onlar da bana karşı öyle bir şey olursa hep yanlarında olurum, olmaya çalışırım.
Ya ben netimdir. O yapmak istemediğim şeyleri de derim ki ben bunu yapmak istemiyorum. Beni buradan azat edin lütfen vesaire gibi. Yani açık iletişim kurarım ben. İlker konusunda çok yüzeysel geçmek istemiyorum. Evliliğinizle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı yok mu? Bir kez daha soruyorum sana. Çok merak edildiği için burada yani, var. Yani sorunlar oluyor tabii ki de. Ama... Şu an sorunlu bir dönem yaşıyorsunuz. Kısmet diyelim. Bakalım inşallah sorunları atlatırız diyeyim. Öyle söyleyeyim. Çok zorlama Gökhan. Bir eşiktesin yani. Bir karar tamam. Yani bir benim için değil tabii ki de. İlker için de hani. Tabii eşiktesiniz Ay diyelim. Ay be Allah'ım, çok hiç konuşmadığım konuları konuşuyorsun. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Peki tabii ki hayatına, mesleki kariyerin devam ederken hayatına siyaset de girdi. Ve zaten burada konuşuyoruz. CHP'lisin. Evet. Ve izleyiciler içerisinde, hayranların arasında İslam'dan neden bu kadar nefret ediyor gibi okuduğumda da böyle bir yüreğimi hissettiren bir soru soruldu. Eğer ki böyle bir algı varsa aslında ne olduğunu anlatmak en tabii hakkındır. Anlatmalısın. İslam'dan nefret ediyor musun? Yok. Etmiyorum ama söylediğim şeyleri hep öyle anlıyorlar. Ben muhafazakarlıktan ya da herhangi bir dinden nefret etmiyorum. Ben insanların kutsallarına saygı duyulması gerektiğini düşünen birisiyim. Dindar bir insan mısın? Yok değilim. Hiç benim hayatımı din, yani referans almam hayatımda dine. Öyle bir etkisi de yoktur benim hayatımda. Dinin nedir diye sorulduğunda verdiğin cevap mesela şey ateistin mi diyorsun sen? Yok, öyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir şeyim de yok. Diyorum ki benim anayasal olarak inancımı açıklamam özgürlüğüm var diyorum. Yani açıklamak zorunda değilim. Her şeyde olabilirim. Ne olduğumu söylemekten korktuğumdan da değil. Şöyle. Neden mi? Bir insan neden buna ihtiyaç duyar Feyza? Yani ateistim, deistim, bilmem neyim, oyun buyum falan filan. Tabii bak bunların cevapları var. Farklı farklı cevapları var. Ama ben elhamdülillah Müslümanım. Ya da elhamdülillah da at. Müslümanım. Ya benim öyle bir şey yok. Demek neden şöyle, rahatsız ediyorsun? Yok hani... etmiyor, rahatsız etmiyor. Bu konuda net bir şey konuşmak için biraz daha okumaya ve bence şeye ihtiyacım olduğu için. Yoksa kimsenin dindar olması beni ilgilendirmiyor. Ben evet, yobazlıktan, bağnazlıktan, gericilikten nefret ediyorum. Hı-hı. Bunu çok net söylüyorum. Hı-hı. Yani insanların dini duygularını suistimal edenlerden. Tamam. Bunun üzerinden para kazananlardan, oy devşirenlerden, insanların hassasiyetlerini ve kutsaliyetlerini kullananlardan nefret ediyorum. Hemfikirim. Ama bu benim hani göğsümü göre göre Müslümanım dememe mani değil. Yok, bir şey söyleyeceğim. Bunu şey gibi düşünme ya. Böyle bunu söylemekten korkuyorum. Korktum değil de bu konuda böyle bazen mesela çok fazla şeyim depreşir. Böyle derim ki işte nasıl diyeyim. Hani o duygularım depreşir. Bazen bence kafam karışık benim o konuda. Yani inançsız değilim. İnançlı da değilim. Buna ne deniyor açıkçası bilmiyorum. Bunun üzerine kafa yormuyorum açıkçası. Hani benim hayatımı yönlendiren bir şey değil bu. Eğilmediğim bir konu. Yani ya çok zamanda eğildim. Çünkü ben çok dindar insanlar tarafından büyütüldüm. Benim annemin babası hafızdı. Bana o yüzden çocukluğundan dolayı mı biraz iltesin konuya? Kur'an-ı Kerim okumayı ve ya namaz kılmayı falan hani bir gün birisi bana dedi ki bilmediğin dedi 5 vakit namaz dedim onu da biliyorum merak etme sen. Hani ama şey değilim. Yani ben biraz daha ilimciyim, akılcıyım. İnsanların akılla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha gerçekçi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben dini kuralların da konjonktürel olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dini anlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bunu söylememin sebebi ben bunu söylemekten çekiniyorum. Öyleyim ya da böyleyim değil de yani bu konuda böyle net ben şuyum buyum diyemeyeceğim için emin ol söylerdim. Bak, bazen de şeyi düşünüyorum. Hayvan severim. Ama bir evde 40 tane kediyle yaşayan insana da bir tuhaf bakarım. Ha yok artık derim. Sofuluk, gericilik beni de irite eder. Bak sofuluk ve gericilik de başka bir şey mesela. Tabii. Zaten öyle. Sofuluk, gericilik, bla bla. Bu tarz şeyler de beni çok rahatsız eder. Dinin suistimal edilmesine karşıyım az önce dediğin gibi. Ama dini yok sayıp, karşı tarafa geçtim. Dini yok sayıp, sadece konulara ilim üzerinden, bilim üzerinden ilerlemek de bana senin tarafın gericiliği gibi geliyor. Niye?
Şey niye yok yani vicdanı burayı yukarıda bir yaradanın varlığı neden dilimde değil? Neden şey hareketlerimde olabilir, değil? Olabilir. Hani bu ne kadar yanlışsa bu bakış açısı da bu kadar yanlış geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şey demedim ki ilimle bilimle hareket edin, inanmayın demedim. Hı. Bunu söylemiyorum. Bu konuda benim de inancım var. Mesela ben şeye inanırım. Yani ilahi adalete, Allah, karma. Bununla da ne diyorsan. Çok düştüğünde, dibe vurduğunda mesela ne bileyim el açıp dua ettiğin olur mu? Ben sürekli dua ederim. Bu dildedir ve ben duanın şeyine de inanırım. Ya da çok istediğin bir şey olduğunda mesela. Bak 5 vakit namaz kılmıyorum. Ama çok ahdettiğim bir şey olduğunda benim şükür namazım vardır. Benim de olur. Yani tabii Allah kabul etsin. Olmaz mı? İnsan olur, dua eder, içinden geçirir. Ya ben bu konuda şeyim, ne diyeyim? Hani kendim daha duygusal olarak kendi içimde nasıl yaşıyorsam öyle yaşamak taraftarıyım. Ve benim temel şeyim dini referans almamam. Hani mesela bana bazen kızıyorlar, diyorlar ki sen öyle diyorsun ama işte bu kural olarak böyledir. Yani benim kural olarak gördüğüm şey kanunlardır mesela. Hani orada uyulması gereken toplumsal kurallardır ama neden sen dini kurallara uyuyorsun diye de kimseye haddim değil bir şey söyleyemem. Allah hakikaten herkes ibadetini kabul etsin. Benim de dediğim gibi yüksek bir iradeye inancım var. Ve bu dünyada ilahi adaletin olduğunu düşünüyorum. Bunu da görüyorum. Ve hani diyorum ya bu karmadır, Allah'tır. Ben Allah, Allah diye dua ederim. Ben Allah'ın benim dualarımı kabul ettiğine de inanıyorum. Ama dediğim gibi ya şuyum buyum vesaire diyemem. Öyle yani. Bir gün bu umre, konu belki çok umrede görürüm. Umrede görür müyüz? Yok görmezsiniz. Gidersem yani gitmek istesem bile hani öyle bir maneviyat yaşamak istersem de zaten gittiğimi bilmez kimse. Yani. Şimdi ben o çok şeylere girmek istemiyorum. Çünkü orada da hani sıfırız, hiçbir şeyimiz yokuz, böyle bir şey yok. Kimse inanmaz, öyle bir şey söylemiyorum. Benim de bu konuda böyle bir hassasiyetlerim vardır ama ne anlamı var ki bunu göstermenin? Bilseler ne olacak, bilmeseler ne olacak? Her gün ben Allah'ım ya Rabbim başıma bir tane başörtüsü atıp işte ellerimi açıp yani bunu görseler ne olacak? Onu söylemeye çalışıyorum. Avukat olmasaydın ne mesleği yapardın? Gazeteci olabilirdim. İlla araştıracağım tabii, bir şey. Tabii araştıracağım bir şey. Gazeteci olabilirdim. Belki böyle akademisyenlik beni aşıyor. Benim kapasitem biraz altında akademisyenliğin. Çünkü daha o şey hani hızlı bir şey yapmam lazım. Herhalde gazeteci olurdum. Kendi şahsi meselelerin, hukuksal işlerinle alakalı, kendinle alakalı işlerde seni savunan avukatlar evet, mı meslektaşlarım var? Meslektaşlarım avukatlığımı yapıyor. Bir 70 tane falan herhalde avukatım var benim. Şaka yapıyorsun. Siyasi davalarda ayrı, hakaret tehdit davalarında ayrı, alacak davalarında ayrı. Her alana göre konusunda uzman meslektaşlarım avukatlığımı yapıyor. Hakkında açılmış kaç dava var şu an? Benim şu an hakkımda açılmış dava yok. Beraat ettim hepsinden. Kaç davadan bu kadar beraat ettim? 4 davadan beraat ettim. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Söyle. 3 taneydi galiba. Cumhurbaşkanlığı hakaret, bir tanesi de Berat Albayrak hakaretten beraat ettim. Onun dışında onların açtıkları tazminat davaları devam ediyor. Yani benim açı çok şükür şu anda yok yani hani öyle bir davam. Ama benim çok şikayetim var. Herhalde 400-500 tane o sosyal medya küfür hakaretinden şikayetim vardır. Peki sosyal medyada bile klavye delikanlısı olup cümleler yazan insanlara dava açacak kadar hassassın. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na... Ben açmıyorum. Benim avukatlarım tarıyorlar. Ha. Ben görmüyorum bile. Korkmuyor musun arkadaş? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na sen niye ki kalkar hakaret edersin? Ama ben hakaret etmedim. Ha. Mümkün değil benim Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Ya da herhangi bir... Bak ben... Birisine şimdi ben insanlar hani beni takip edenler bilir. Tamam boynuna itaat et bilmem ne olmalı falan demiyoruz da. Aynen ama ben zaten açılan davaların hukuksuz olduğunu her zaman savundum. Nitekim de beraat ettim. Mümkün mü ya benim avukat olarak Cumhurbaşkanı'na bir siyasetçiye ya da bir kişiye hakaret etmem? Neticede ben Cumhurbaşkanı'na değil X kişiye hakaret ettiğinde de ceza alıyorsun. Yani ceza alıyorsun zaten. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na da hakaret etmemelisiniz. Evet. Siz Devlet Bahçeli'ye de hakaret etmemelisiniz. Siz Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmemelisiniz. Tabii ki. Benim yargılandığım dosyada hiçbirisine hakaret yoktu. Yani asla ve asla mümkün değil. Ben eğer birisine hakaret ediyorsam orada ceza almayı göze alarak bunu söylerim. Orada da derim ki
Hani Can Yücel'in dediği gibi bizim köyde buna bu denir. Ben de bunu dedim, cezamı da aldım derim. Ona göre peki yaparım arkadaş, bu kadar derin sularda bak isminin aynı cümlelerde belki doğru soru bu. İsminin aynı cümlelerde geçtiği insanlar çok büyük insanlar. Hı hı. Çok acayip insanlar. Korkmuyor musun ya? Ama kork neden? Hani hata yapmaktan ya insanız şaşarız beşeriz. Sen bugün diyorsun ki tabii ki bak aklı senin bir genç bir kadın olarak diyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ya da seçilmiş siyasi parti liderlerine ne hakkıyla ne diye niye hakaret edeyim diyorsun tamam. Ama insanız şaşarız beşeriz ya bir saniyeyle insanın hayatı değişiyor. Önüne geliyor adamlar bak kesinlikle. Gidiyorlar böyle gidiyorlar. Kesinlikle. Davalarda görüyorsun. Hepsinin bir anlık gafleti. Yani o kadar bir ip üzerinde yürüyorsun ki. Kesinlikle. Bir anlık gafletinle. Ve her şey hayatta insanlar için ne olduğum değil ne olacağım. Evet, ben mesela hiç korkarım. Korku insanı diri korkuyor tutar. Korkuyor halin mi bu? Yani ama bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi şöyle bir şey var ama bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum? Ben ne diyorum? Evin yaramaz kızı oldun farkında mısın? Ama ben şimdi... Gülben Ergen ne diyor? Her sabah Feyza Altun acaba bugün ne söyledi diye bakmadan güne başlamıyorum diyor. Ama şimdi neden yani şundan yani korku dediğiniz şey şimdi ben kimseye hakaret etmiyorum. Ben tamam. Suç işlemiyorum. Peki. Ben kötü bir şey de söylemiyorum. Tamam. Eleştirmek benim en doğal hakkım vatandaş olarak. Benim akçeli işim yok. Benim bir belediyeden aldığım ihale yok. Benim... Ne bileyim bir terör örgütüyle bağlantım yok. Benim herhangi bir tarikat cemaatle hayatımda bağlantım olmamış. Ben üyesi olduğum partiyle bile doğru düzgün alakam yok, görevim yok. Ben kendi evine giden gelen bir insanım. Ben sadece düşündüğümü söyleyen bir insanım. Allah da şaşırtmasın. Evet. Hani Allah da hakikaten şaşırtmasın. Dediğim o. O nedenle hani bir şeyi söylerken, yazarken, çizerken zaten onu hani düşünüyorsunuz, bakıyorsunuz. Söylemek istediğiniz şeyi hukuki sınırlar içerisinde söylediğinde kimse ceza almaz. Bak bir de şöyle bir şey var. İzleyenler de onu söylemek isterim. Diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyorum. İşte beni savunur musun? Ne dedin? Yani girmiş bacısından çıkmış berisinden. Diyorum ki sen savunulacak yanı yok ki bunun. Başlamışsın, baştan aşağı küfretmişsin. Bütün siyasetçi milletvekillerine ona buna hep görüyorum dosyaları. Birisi gerçekten hukuksuz davalar, korkutma sebebiyle ya da yanlış açılmış davalar olur sonuna kadar savunulur. Küfür ettiği küfür eden insanın da savunulacak bir tarafı yok. Bana da öyle. Neler söylüyorlar? Sen onu söylüyorsan o zaman çıkacaksın hakimin karşısında. Ya benden özür dileyeceksin ya cezanı alacaksın. Sokakta rahat yürüyebilir misin? Yani şöyle yürüyorum. Korumam var zaten. Yani ama şey hani güzel çünkü insanlar hani çok güzel tepkiler alıyorum. Sağ olsunlar. Benim için çok kıymetli. Şey de var, geçen gün imza günündeydim. Öyle bir adam işte seni de alacaklar, seni de diye geçti. Beni de alacakmış polis. Dedim alsın. Alabilir yani polis beni. Can güvenliğinden endişe ettiğin zamanların oluyor mu? Çok oldu seçim dönemlerinde. Yani şimdi birçok insan beni son zamanlardaki hani bu olaylarla tanıdı ama yani ben zaten hani beni tanıyan insanlar vardı. Ben her zaman siyasette, seçim zamanlarında, televizyonda olan bir insandım. Bu olaylardan çok daha fazla tehdit ve şey aldığım zamanlar oldu. Evine barkına yaklaşanlar oldu mu? Yok. Olamaz. Peki evladın da yine korumalı mı? O evet. O zaten şey yani yok. Hani onun adını bile çoğu zaman geçirmiyorum. Ve sormuyorum özellikle zaten. Aynen öyle. Onun anonimliğini bozacak herhangi bir şey yapmamaya da özen gösteriyorum. Ama aynı evdesiniz. Velayet sende. Tabii ki de ben bakıyorum çocuğuma. Ama işte mesela ben hiç paylaşmıyorum ya insanlar bazı kişiler benim çocuğum olduğunu bile bilmiyor. Hani ve tabii ki de o yani bir de şey olma istemeyebilir. Büyüdüğünde benimle anılmak istemeyebilir. Bu çocuğun bambaşka bir siyasi görüşü olabilir. Bu çocuğun bambaşka bir hayatı olabilir. Hani eleştirilerden bir tanesi ne biliyor musun? Avukat davalarının sonucuyla ünlü olur. Yanındaki ünlü arkadaşlarıyla popüler ve ünlü olmaz. Olabilir. Mantıklı, makul bir şey. Sen dava sonuçlarınla mı popüler oldun? Arkadaşların ya da içine girdiğin davaların ya da isimlerin popülerliğiyle mi? Ya bence bu sorunun tek cevabı yok. Bu soru bir kere ben bundan 8 sene evvel davaya olanla girmiştim. Böyle bir
İşte yine politik bir yazı vardı ve o zamanlar işte Cumhurbaşkanı'nın 3 çocuk söylemlerinin olduğu bir zamanda ben dedim ki bir çocukla yaşam alanı bulamıyoruz. Yapalım. Ben çok isterdim çocuğumun kardeşi olsun. Ben bir kızım olsun çok isterdim mesela. Hani insan çocuk çok güzel bir şey. O çocuğu keyifle, kolaylık içerisinde, sevgiyle büyütmek. Neden yapmıyorsun? Ya ben bakamam Gökay. Okullar çok pahalı. Bakıcı dediğin çok pahalı. Başlı başa bir sorun. Çalışman lazım. Çalışacaksın. Çocuğuna kim bakacak? Çocuğuna bakacaksın. Çalışamayacaksın. Ya çocuk bakmak bugün kadınlar için çok büyük bir problem. Hani bunu herkes bilir. Bak çocuğunu büyütüyorsun. Ya çocuğuna bakıyorsun. Senelerce emek verdiğin işinden oluyorsun. İşine gidiyorsun. Gönlün evde memen sızlıyor. Süt dolu çocuğu emziremiyorsun. Birisi bakıyor. O çocuğa bakan kadın da çocuğunu başkasına bırakıp geliyor para kazanmak için. Şimdi böyle bir şey var. O aslında benim popüler olmam o zamandan geliyor. Sonra ben kitap yazdım. İşte sonra bir şey koydum üzerine. Koymaya çalıştım. Mesela ben kimse bilmiyor belki. Ben İnsan Hakları ve Demokrasi serisi diye 10 tane çocuk kitabı yazdım. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3. sınıflardaki çocuklara şey olacak. Eşitlik, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık yapmama, ayrımcılık mesela işte hani etnik, dini, dil, ırk kökenli ayrımcılık yapmamak, engelli hakları, yaşlılara saygı duymak, olgunluk çağındaki büyüklerimize, çocuklar. Mesela bunları kimse bilmiyor. Şimdi bir Dilan Polat üzerime yapıştı. Diyor ki sen Dilan Polat meselesi. Evet tabii ki de evet bir sürü insan beni böyle tanıdı ama ben bu zamana kadar bir sürü şey yapmaya çabaladım. Belki yeterli olmayabilir, belki eleştirilebilir ama daha iyisini de yapmak isterim. Mesela ben şimdi yüksek lisans tezimi yazmak istiyorum. Benim için bir kaosa döndü. Onu yazmak isterim. Sonra doktora tezimi yazmak isterim. Becerebilirsem. Daha güzel bir kitap yazmak isterim. Daha iyi bir şey yapmak isterim. Bütün bu yoğunluğun içerisinde sen neredesin? Ya ben bu aralar biraz yorgunum. Çok yoruldum. Feyza Altun'a o kadar yatırım yapıyorsun ki. O çocuklukta bıraktığın ve onarmaya çalıştığın Feyza aslına bakacak olursan karşında şu an avaz avaz. Evet belki de o zaman takdir edilmediğim ya da işte hani tebrik hani çocuklar böyle şey yapar ya anne bak ben bunu yaptım ve senin onu beğenmeni ve sevmeni ve takdir etmeni ister. Belki işte istediğim şey bugün o belki bütün çabam onun için ama bir taraftan da yani ben şey istiyorum. Şimdi mesela ölüyorsun gidiyorsun ya hayatta. Öleceğiz yani Allah'ın emri. Yokuz bir. Buradan çıkınca ölmeyeceğim ne malum. Her gün iki hani kaşın birbirine yakınından daha yakın ya ölüm. Eğer öyleyse ben nasıl hatırlanacağım? Ben hep bunu düşünüyorum. İyi hatırlanmak isterim. Çünkü parayı da götürmüyorsun. Para kazanmak isterim. Hangimiz para kazanmak istemiyor? Hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Ben para da kazanmak istiyorum. Güzel de hayat yaşamak istiyorum. Herkesin de böyle yaşamasını istiyorum. İşte bileklik mi istedi bir kadın? Alsın, taksın, güzel giyinsin, çocuğunu da güzel yedirsin. O adam da kendine güzel bir ceket alsın, güzel koksun. Yani herkes güzel yaşamayı hak ediyor. Ben diyorum ki ölünce ne olacak? Hani ölüm yani ölümden sonrası için değil de ben öldükten sonra geride ne kalacak? Benim çocuğum olursa torunum daha sonrası beni hatırlamayacak. Biraz o şey var. Güzel şeyler bırakabilirsem temiz. Hı. O beni çok mutlu eder. Bugünü kaçırıyorsun ama. Ya bugünü kaçırmıyorum. Ben şöyle böyle konuşuyoruz diye. Ben çok güzel de eğleniyorum, geziyorum arkadaşlarımla. Hani yani mutluyum. Şey beni mutlu ediyor. Bir şey yazmak, işte yazı yazmak, kitap yazmak, dil öğrenmek mesela. Hı. Ben mesela 3 tane dil akıcı konuşabiliyorum. Ana dilim gibi diye iddia edemem. Fransızca, İngilizce, Farsça. İşte en son İtalyanca'ya başladım. Güzel de gidiyordu ama yoğunluktan bırakmak zorunda kaldım. Ama onu da tamamlamak istiyorum. Aylaklık nedir bilmez misin? Ay bilirim. Çok boş da oturduğum zamanlar var. Ama mesela bak boş otururken bile oturamıyorum biliyor musun? Evde diyorum ki dizi izleyeyim. Dizi izliyorum ya sıkılıyorum örgü örüyorum. Diyorum ki örgümü alayım, battaniye örüyorum, bir şey örüyorum. İşte köpeğe şey örüyorum. Yün, kıyafet örüyorum. Hiperaktif bir şekilde. Yani biraz sanki hiçbir şey hakikaten yapmadan kendimi dinlendirdiğim zamanlar var. Gerçekten mutlu musun? Mutluluk benim için bir haldir, sürekli bir hal değildir. Ben
stabilsem sakinimdir. Yani duygu durumum stabilse, öfkelenmiyorsam o sakinlik beni çok mutlu eder. Belli zamanlarda mutlu olurum. Ya yani öyle görüyorum ben. Herhangi bir dava, herhangi bir ilişki bir şekilde seni hukuksuz davranmaya hiç itti mi? Vicdani muhakemen noktasında. Ne demek hukuksuz davranmak? Ya hukuk dışı bir şey yaptım mı? Hukuk dışı bir şey yapmak ya da hukuku saptırmak. Yok ya, şöyle şimdi avukatlığı geçelim zaten. Avukatlıkta savunma dediğin şey bu. Hukuku saptırmak değil. Hukuku saptıramazsın ki. Karşında hakim savcı var zaten. Senin ya arkadaş, aynı şeye bakıyorsunuz. Bak aynı case'e bakıyorsunuz. Tamam mı? Biri diyor ki sen haklı, biri diyor ki sen haklı. Tabii ki. Tamam, birini saptırıyorsunuz. Benim işim bu. Şeytan. Benim işim bu. Ben müvekkilimi savunurum. Ve benim yapabileceğim tek şey bu. Ben bana gelen dosyayı savunurum. Benim işim bu. Ama kendi kişisel hayatımda tabii biraz hukuk dışı yaptım. Bir iki bir şey olmuştur. O da İlker'e karşı. İlker benden çok çekmiştir o konuda yani. Allah Allah. Evet. Suyum bitmiş kanka. Dur sen suyu içiyorsun. Benim damağım kurudu. Bana bak, kıskanç mısın? Ya eskiden çok daha kıskançtım. Şimdi sanırım törpülendim. Şundan törpülendim. Gözden çıkardığın için olabilir mi? Yok. Öyle demek haksızlık olur. Benim ona duyduğum aşka yaşadığımız ilişkiye ve... 8 sene beraber mi oldunuz hakikaten? Tabii, neredeyse 8 sene. Ya yani 7 senedir. 8'in içindeyiz. Niye o kadar uzun sürdü? Aşığız. Tamam, aşk evlenin. Var. Evlendik ya. 2 sene önce. Ha, 2 sene önce evlendik. 6-7 işte. Sene neden flört? İşte bir takım... şeyler bizi tuttu. Hani evlenir miyiz, evlenmeyiz. Çok on and off. Yani ayrıldık, barıştık. Öyle şeyler oldu ilişkimizde. Dedik ki olur, olmaz. Onun ama da sonra... ikinci evliliği değil mi? Evet. Sanırım. Sanırım ne demek ya? Onun özel hayatıyla ilgili bir şey söylemeyeyim. Kızıyor sonra. Bu benim peki, özel hayatım. İlk ya. Evliliğinden bir çocuğu onun da vardı. Var var, evet. İlişkileriniz iyi mi? Evet. Çok tatlı, çok da böyle pırıl pırıl gencecik bir oğlu var. Çok da yetenekli. Dördünüz aynı çatı altında bir arada. Uzun süre, evet. Güzel. Belli zamanlarda böyle çocuklarımızla beraber güzel bir şeyimiz oldu. Yani herhalde o tutku olunca, ölmeyince hani o böyle... ya bir de ben şey böyle fırtınalı bir şeyim, bir insanım ya, benim her şeyim böyle bir şey gibi, Katerina kasırgası gibi döner. O da bazı insana şeylik yapar, bağımlılık yapar, bazısını da kaçırır. Bizim hikaye öyle, o ilişkimiz herhalde bizde şey oldu ama tabii evlendikten sonra çok daha sakin, çok daha stabil bir şeyimiz var. Hiç tükürdüğünü yaladın mı? Yok. O zaman büyük konuşuyorsun. Büyük konuşmamama rağmen tükürdüğümü yalamışımdır yani. Bak ben diyorum ya, ben büyük konuşmam. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsan hayatta bir şey söyler, yanılır ve özür dilemesini bilmelidir. Ya da ondan dönmesini bilmelidir. Ben çok yanlış hata yapıp dönmüşümdür. Ve hala bana sorulduğunda da evet öyle ama ben yanıldım diye bilmelidir. Güzel özür diler misin? Dilerim. Özürü laf olsun diye söylemem. Şimdi hukukta da öyledir. Mesela tazminat nedir? Bir özür mekanizmasıdır. Karşıdaki insanın maddi kaybını karşılamaktır. Ve manevi olarak yaşadığı üzüntüyü, ızdırabı teselli etmektir. Şimdi öyle ağzının kenarıyla özür dilemek olmaz. O karşındakine de samimi gelmez. Ben gerçekten bunu nasıl düzeltebileceğime bakmaya çalışırım. Yapmayı denerim. Seren Serengil diyeceğim. Bayağı bir girdiniz birbirinize. Evet, aynen. Arkadaştınız, birbirinize mi girdiniz? Yok, birbirinize biz, girip sonradan mı arkadaş biz oldunuz? Biz arkadaş değildik. Biz hiç tanışmazdık yani. Ben Seren Serengil'i hani medyadan herkesin tanıdığı gibi tanırım. Tamam. Ama biz, bayağı bir girdiniz birbirinize. Tabii, sonra tabii. Sizi barbeküde bir arada görmüşler. Muç 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 bilmem ne. Şu anda da bayağı yakınsın. Ben şu an Seren'i seviyorum. Seren şu an evet benim arkadaşım. Seren'le kavgamız Seren'in bir meseleyi kişiselleştirmesi ve benim kişisel hayatımla ilgili bana kafa göz dağılmasıyla açıkçası başladı. O zaman ben de ona kafa göz girdim. Ne yaptı peki Seren? Ya Seren... Ya şimdi tamam, sen davalarınla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorsun biliyorum. Deniz Uğur, Reha Muhtar boşanma olayı. Sen Deniz Uğur'un avukatıydın. Hı-hı. O da Reha Muhtar tarafında arkadaş olarak, sevdiği birisi olarak ve yaptığı programın formatı icabı konuların içerisine girdi. Pekala, sonra ne yaptı da? Yani şimdi... bir avukatın özel hayatını... ne kadar, ne yapmış olabilir ki? Bak Seren, ben gibi. Tutuldu mu tutuluyor. Tamam, biz tutuldu. Seren'le sanat o yüzden, kitlendi. He, ben de ona kitlendim. Tamam. Öyle olunca biz birbirimize kitlendik. Tamam. Fakat ondan sonra yani baktık, ben daha doğrusu baktım, bu iş böyle gitmiyor.
Çünkü şimdi o bir dava dosyası ve ben o davanın tarafı değilim. Ya tarafı değilim, davayı kazanacak olan ben değilim, kaybedecek olan da kişisel olarak ben değilim. Ben işimi yapıyorum. Hmm. Dava ya kazanılır ya kaybedilir. Fakat Serem orada benim ona söylediğim bir lafa kilitlendi ve ben onu o an... Ne o demiştin? Çok, orada adliyede bana bir şey söylemişti. Şimdi ben bir şey konuşurken oradan bana bir şey söyledi Serem. Dedim ya siz kim oluyorsunuz ki dedim. Siz niye karışıyorsunuz bu işe dedim. O da ona gıcık oldu. Halbuki ben onu kişisel olarak söylememiştim. Yani ben kişisel olarak tanımadığım bir insana nasıl bir garezim olabilir? O da oradan kafayı bana taktı. Zaten söyledi programda. Bana dedi bunu söyledi dedi. Nasıl söyler dedi. Taktı ve ne yaptı? İşte taktı. İşte diyor ki bu diyor zaten özel hayatında böyleymiş. Bunun kocası böyleymiş. Bunun kayınvalidesi böyleymiş. Serem böyle senin, başladı. Senin hayatının belli bir döneminde evli bir adamla beraber olduğunu söyledi. Hmm. Ben de dedim ki... Oldun mu? Evli adam kim? Evli adam kim? Çıkartsın. Bu evli adamın karısı kim? Tamam. Kim demek başka bir şey. Ben sana bir soru soruyorum. Hayatının belli bir döneminde evli bir adam hayatına girdi mi? Girmedi. Şöyle girdi ben kim, birlikte olmadım. Bu kim dersen şöyle olur. Bak bu kim dersen şöyle olur. Bak bir şey söyleyeceğim. Oldu ama adı ne bul bakalım. Ha bir şey söyleyeceğim. Ha, bak ha. Tabii, bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de oldu. Olur mu? Bunu söylemeyen adamlar bile var. Öğreniyorsun ki sonra adam evli. Benim kaç tane dosyam var böyle. Kendi özel hayatıma dönersem şunu söyleyeyim. Ben ahlakçı değilim. Evli adamın sadakat yükümlülüğü karısına. Herhangi bir kadının o kadına sadakat yükümlülüğü yok hukuken. Şimdi dese ki kadın, senin kocan her gün ağlayarak geliyor. Ben evdeki, ya ben kaç dosyalar dedim evdeki, o evdeki diye aşk mektuplarını başka kadınlara yazdıklarını gör. Buradaki şeyli erkektir. Sen döneceksin, kocana soracaksın, sen ne yaptın? Ya boşayacaksın, ya affedeceksin. Bak affetmek de vardır, affedebilir insan. Devam edersin ya. Ölüm kalım meselesi değil ki bu. İşte orada şu var, benim mizacım evli bir adamla olmaya uygun değil. Boğarım kıskançlıktan. Az önce doğru mu anladım? Hayatına girmeye aday birisi oldu... Ama evli olduğunu öğrendin ve beraber olmadın. Yani Seren aslına bakacak olursan doğru bir yerden girdi ama haklıyken haksız oldu. Orada çarptırıyorlar. Ha. Ben arkadaşım kesinleşmiş boşanma ilamını görmeden kimseyle birlikte olmam. Kesinleşmiş boşanma ilamı. Ha boş. Zaten bir adam gerçekten evdekini sevmiyorsa ya da kadın. Bak kadınlar var ya çok dürüstler bu konuda. Anında geliyor avukata, ben diyor aşık oldum, ben hemen boşanmak istiyorum diyor. Hop hemen boşanılıyor. Kadınlar öyle devam ettirmek istemiyorlar yapabiliyorlarsa, maddi güçleri varsa. Erkek istiyor ki evdeki de kalsın, dışarıdaki de geçsin, tozsun, heyecan yaşasın, devam etsin. Kardeşim ben boşanmak isteyen avukat da bulurum, avukatlığını da yaparım. Öyle adamlar da var. Diyor ki ben bunca yıl evlilik götürdüm. Hakkını vermek istiyorum. Çoluğumu çocuğumun hakkını gözetmek istiyorum. Ben bu evliliği bitirmek istiyorum. Bu çok dürüst bir şey. İnsanlar başkasına aşık olabilirler evliyken. O anlamda söylüyorum. Ben kimseyi yargılamam. Peki. O Seren'e ben çok söyledim. Metreste metres, metreste metres. Ya herkese metres diyorsunuz. Metres diye bir şey yok. Metres demek hakaret bir kere bak. Böyle kararlar var. Metres demek hakaret. Siz metres, herkes, şimdi şöyle bir şey var. Gündüz programlarında ve sosyal medyada. Herkes kadınlara. Adamlar, ben söyleyeyim. Diyor ki benim diyor karımla zaten diyor cinsel ilişkim bitti, yatakları ayırdık diyor. O kadına boşandım, boşanıyorum diyor. Ya sahte duruşma tutanağı düzenleyeni gördüm ben. İkna etmek için kadını. Bak boşanıyorum ama diyor uzun sürüyor dava. Evet dava açılmış olabilir, dava devam ediyor olabilir. Üçüncü çocuğu doğuyor adamın. Bak kadınlar birbirlerine bunu yapmayacaklar. Ben bunları çok sonra öğrendim. Ben de öyle düşünüyordum. O kadınlar yüzünden yuvalar yıkılıyor. O kadınlar işte ataerkil şeyde büyüyünce. Sonra bakıyorsun. Yok abi o kadın da güzel bir kadın. O kadın da güzel bir kadın şey olarak. Eğer ki zaten üçüncü kişi diğerinin evliliğini sabote etmeye çalışıyorsa, o evdeki eşi rahatsız ediyorsa... Hem tazminat konusu olur hem suç olur. Onu yapabilirler. O nedenle orada gelip de kimse ben sinirleniyorum öyle şeylere. Bu tür anlıyorum herkes üzülebilir. Üzülüyor kolay bir şey değil. Hele ki
kadın ve erkek için hepimiz bunu yaşıyoruz. Başkasına tercih edilmek hissi çok incitici bir şey ve belki zaten sevmediği kadını ya da adamı başkası olunca hayata daha kıymetli buluyoruz, görüyoruz. Zaten bitmiş bir evlilik oluyor ama birisi oluyor eşlerden birinin hayatında, kıymete biniyor birden o eş. Peki Seren Serengil canlı yayında böyle bir cümle kurdu senin özel hayatınla alakalı. Eşin arkanda durdu mu? Tabii ki de. Tabii ki de durmaz mı? Durur tabii ki de ya. Ben dedi çıkar söyle. Ya dedim ki seni çıkıp söyleme. Bak zaten orada bunun konuşulması saçma bir şey. Hı. O, bu gerçek de olabilirdi. De ki ben 5 senedir evli bir adamla birlikteyim. Ne olacak? Ne olacak yani? Ne diyecekler bana? Ben söylerim ki zaten evet. Ha onu da kabul etmişimdir. Yani o adam boşanmıyor. Ben de böyle takılıyorum. Yani neyi konuşuyoruz ki? Bu toplumun burada bir sürü böyle ilişkiler yaşanırken herkesin böyle televizyondan ve oradan buradan parmak sallamasını ben doğru bulmuyorum. Ben kimseyi de yargılamıyorum. Olabilir ya. Ben yarın bir gün evli bir adama aşık olsam ne olacak? Olabilirim. De ki onu da geçtim. Adam da diyor ki boşanmıyorum. Ben de geberiyorum aşkımdan. Ne yapacağız? Aşk sana gerçekten bunu yaptırabilir mi ya? Evli bir ay, adam. Ay bir şey söyleyeceğim. Aşk valla bana çok şey yaptırdı geçmişte. O yüzden bilmiyorum. Aşık olmak insanı. En yaptığın insana... çılgınlık ne? Aşka dair ya da kıskançlığa dair? Yani bilmem. Şartları ne kadar zorladın? Hmm. Takip etme, dinlemeler, bilmem. Yol ha, kesmeler, yok, mekan yok. Basmalar, ev basmalar. Ev basmak dedin yani kalkıp evine gitmişimdir tabii de. Öyle takip etme, dinleme falan filan öyle şeylerim olmadı ama tabii böyle bir şey zehir hafiyelik yaptığım çok zaman olmuştur yani. Kurcalar mısın telefonu? Kurca, yok telefon kurcalamam. Dinlettirir abi. Şey direkt şey tapeler geliyormuş. Yok suç yasak yani olmaz. Ne diyorlar biliyor musun? Böyle gelin düşman başına. Benim kayınvalidem de öyle diyordur zaten. Hiç sevmez beni. Şaka yapıyorsun. Tabii canım. Aranız kötü mü? Sevmem. O da beni sevmez. Gerçekten. İlker? İlker herhalde annesini seviyordur. Onların ilişkisi beni ilgilendirmez. Arada kalmıyor mu karısıyla annesi yok, arasında? Yok canım arada kalacak bir şey yok ya. Ben öyle şeye karışmam yani. Onlar istediği gibi şey yapabilirler. Benim şey... Neden yıldızınız barışmadı? Neyini sevmiyor senin ya da sen neyini sevmiyorsun? Beni niye sevmiyor? İşte insanlar niye sevmiyorsa o da ondan sevmiyordur herhalde. Bilmiyorum. Seren konusu gündeme gelince peki bir şey oldu mu evde, hanede? Ya işte o Seren'in o söylediği şeyler, onlar birbirlerinden onlar haber alıyor, onu söylüyor, doğru söylüyor, yanlış söylüyor, bir şeyler olunca tabii kıyamet koptu. Ondan sonra ben Seren'i aradım, dedim bak bu iş böyle değil. Bir dakika, Seren senin kayınvalidene de mi ulaştı? Benim kayınvalidem Seren'i aramış. Ne diyorsun? Tabii canım ben niye Seren'i aradım? Artık böyle şurama geldi yani. Bakar mısın şey organizasyona? Ama Seren zaten şimdi Seren'e sorsan Seren diyor ki nereden şey yaptın bunu? Yani bak gerçekten biz bunu samimiyetle konuştuk. Seren'in insani bir tarafı var. Yani insani bir tarafı var derken hani normalde şey gibi Seren'e. Hayır Seren hakikaten. Gömdü. Hayır gömmek için söylemedim. Şimdi Seren böyle televizyonda çatı her şeyde giriyor ya. Bak biz bunları da konuştuk onunla. Ben ona çok söyledim. Hani bir sürü şeyi de açıkça da eleştirilerimi yaptım. Onun da kabul ettiği, kabul etmediği şeyler var. Onun da bana söylediği, benim kabul edip etmediğim şeyler var. Şimdi orada artık bu iş bu kadar şeye gidince... ya bu iş anlatabiliyor muyum? Şeye de gitmez. O zaman şimdi gelir benim annem de seni arar. Ben de birisinin bilmem kimini ararım. Böyle saçma sapan bir şey. Ben şeyi sevmiyorum. Bu tür kavgalar böyle ağız dalaşına girip... Bak ben kimsenin özeliyle ilgili bir şey konuşmam, göremezsin beni. Asla. Bilsem konuşmam. Kesseler konuşmam. Çünkü özel hayattır o. Beni ilgilendirmez ki ya. İnsan herkes neler yaşıyor özel hayatında. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne oldu da barıştınız Seren'le? Şöyle bir gece Deniz çocuğuna ulaşamıyordu. Ve evet. Bana dedi ki Seren'i ara. Ve Deniz çok kötüydü. Dedim başkası arası olmaz mı? Biz zaten çünkü birbirimize girdik. Yok dedi ara ve öğren benim çocuğum nerede. Neyse ben aradım. Önce çocuğun nerede nasıl sağlıklı olduğunu öğrendik. Deniz dedim ki Deniz çocuk iyi güzel bir sorun yok. Sonra tabii ki de biz böyle Seren'le konuşmaya başladık. Hani ne o yani biraz da hani olaylarla dosyayla ilgili hem de öyle böyle. Aslında ben en başında onunla konuşmak istedim. O istemedi benimle konuşmak. Eğer biz en başında konuşsaydık bu işler buraya kadar gitmezdi. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman ben tabii ki de ararım insanları. Bak bir yanlış anlaşılma var. Ya da mesela bak ben bir olay konuşuyorum. Beni ararlar derler ki bu durum böyle değil. Hemen ben iletişime çok açık bir insandır o anlamda.
Neyse sonra konuştuk, laf lafı açtı, dertleştik. Ben döküldüm böyle, içime şey yaptım, döktüm. Sağ olsun beni kayda almış. O afişi olan tapeler. Ama onu Seren koymadı. Onu biliyorum. O kim yapmadı. Koydu? Göreceksiniz, çıkacak. Suç duyurularımı zaten yaptım. Çünkü bu duruşmamız vardı bizim. Deniz Uğur'un duruşması. Ne Seren'in ne benim haberim yoktu. Ben duruşmadaydım. Avukat dedi ki basına yansımış dedi, konuşmaları vardır dedi. Ne basına ne yansıyabilir ki benim özel telefon konuşmam kimle, yani kapalı olduğuna inan düşündüğün. Senle ben şimdi telefonla konuşuyorum. Seni ben ertesi günü yayınlıyorum, düşünebiliyor musun? Seren'e diyorum ki Seren böyle bir şey. Asla ben bu böyle bir kumpas kurup hatta sonra bunu barodan atsınlar falan. Yani suç işleyip özel bir konuşmayı ifşa edip bu suçtur. Suç işleyip ondan sonra beni oradan vurmaya çalıştılar. Benim oradaki konuşmalarımda sadece yani uyuşturucu mu kaçırmışım, silah mı kaçırmışım, özel hayatımla ilgili ne şunu üzüldüm, böyle oldu, işin aslı böyle diye anlattığım şeyler ne var ki, burada da anlattım zaten. Ama şey çok ayıp. Yani bu röntgencilik şeyini ben sevmiyorum. Mesela ben ne siyasetçinin, ne başka birisinin, ne kasedenin, ne ses kaydının, ne sosyal hayatımı dinlememişimdir. Niye dinleyeyim ki? Yani bu çok ayıp bir şey. Bu röntgenci kültürü işte. Öbür tarafta da kayınvalide fırsattan istifade araya girip belki boşanma için bir vesile yaratma. Tabii aynen öyle. Dört koldan taarruzlasın. Tabii ki de ya. Şimdi düşünsene sen zaten işinle gücünle bu kadar uğraşıyorsun. Bir de böyle hani şeyle uğraşıyorsun. Yani sen özel hayatında bile güvende sana hissettirmiyorlar. Diken üstündesin sürekli. Kim nereden ne diyecek, kim ne yapacak. Ben mesela ilk defa anlatıyorum bunu. Çünkü bugüne kadar... O kadar özel bir şey ki. Şimdi hangi bak ben anlattım bunları. Ben şimdi İlker'e ne diyeceğim onu da bilmiyorum. Çıkınca artık diyeceğim ki böyle böyle artık söyledim diyeceğim. Çünkü insanlar hala bana diyor ki sen o kadar söyledin bak gittin barıştın. Kişisel ve özel bir mesele bu. Seviyor musun İlker'i? Seviyorum tabii ki de. Aşk devam yani. Ya aşk devam etmese çoktan biz zaten ayrılmıştık. Bence onun için de öyle geçerli bu. Ama... Bir de ya çok bize şey yaptılar ya vallahi çok çektirdiler. Böyle dizi olsa hakikaten şey gibi olur. Kime diyeyim sana bak Ezel gibi Ezel olmaz da kim gibi ya böyle bir hani böyle kaotik bir dizi olur ya. O böyle hani şey kadınlar, fettan kadınlar onlar onu yapıyor bu bunu yapıyor. Televizyonlar o tarafta olaylar tapeler ya gerçekten yıldırdılar beni hayatımda. Bak beni yıldırdılar. Çünkü profesyonel baktığım bir şey ayrı bir şey. Özel mesela olunca duyguların varken duygularınla davranmak ayrı bir şey. İnsanın orada gardı düşüyor haliyle. Ya ben o yüzden yoruldum ve mesela diyorlar ya niye takipten çıktın, niye bir şey paylaşmıyor? Paylaşmak istemiyorum. Artık özelimi herhangi bir yere koymak istemiyorum. Çok yorucu bunlar. Ya adam çorba içmeye gidiyor bana resmini atıyorlar. Reis enişte çorba içiyor burada diye. Reis mi diyorlar? Ha bana niye öyle diyorlar? Yani şeyi söyleyeyim. Özetle ben de böyle çok süper, muhteşem şey abidesi değilimdir elbette ki ama benim bu özel hayatım beni yakıyor Gökhan yemin ediyorum. İnşallah bu bir noktadayız dedin ya. İnşallah ikiniz için en hayırlı olan sapağa girersiniz. Ya inşallah çıkmaz yola girmezsiniz. Ben bu şeylerden gerçekten çok yoruldum. Yani bu tür özel... Özel hayatında besleneceksin ki ailen vesaire seni besleyecek ki işinde güçlü, mutlu ol, güçlü ol, oraya enerji harca. Ben yıllardır, bak İlker için söylemiyorum, hangisinde enerjimi harcayacağımı hep şaşırdım. Sadece bir adamı sevdim ve onunla birlikte olmak istedim diye bana bir takım insanlar tarafından yapılmayan şey kalmadı, söylenmeyen iftira kalmadı, edilmeyen iftira kalmadı. Bu kayınvaliden... Tamam işte söyletme sen başka? De. Neyse ne. İlk eşi. Neyse ne. Bak boş ver ben söylemiyorum. Sen de söyleme. O yüzden yıldım. Bak bunu izleyecek olanlar bana şimdi biliyorum hemen arayacaklar. Döktün içini falan diye. Yıldım bak. O ben yapmak istesem bu sosyal medyamla bu şeyle birisine laf sokmak oturup dökmek istesem insan içine kimse çıkamaz. Ama benim amacım bu değil. Herkes huzurlu olsun, herkes mutlu olsun. Allah herkesin çoluğuna çocuğuna sağlık versin. Gitsinler eğlensinler ya. Hayatlarını yaşasınlar, mutlu olsunlar. Bıraksınlar ben de ailemde hayatımda mutlu olayım.
Yani benim artık evimdeki şey bile televizyona çıkmasın bir zahmet yani. Çok saçma bir şey. Oyuncu değilim, ünlü biri değilim, aktris değilim, anladın mı? Hani böyle özel hayatım merak edilecek. Ben zaten aynı adamlayım senelerdir. Vallahi evde oturuyorum ben, bir şey yapmıyorum. Şimdi tüme barımı yaptığım zaman o zaman şunu mu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? 8 senelik bir birliktelik var, bunun 2 senesinde evlisiniz. 6-7 sene flört etmek zorunda kaldınız o zaman, evlenemediniz. Aynen, tabii ki de öyle. Aynen öyle. Evlendirmediler sizi. Mani oldular. Yani öyle oldu, sorunlar oldu. Biz de istemedik, uygun zaman değildi. Ama hep bir kaos, evet, vardı. Ve bayağı terli duvaklı gelin oldun mu? Kaçak göçek bir nikah mı kıydınız? Yok ayol, gayet de ben Cahide de, İzzet şey yaptı, Cahide'yi kapattık. Süper, partiledik, çok eğlendik. Ekrem Başkan kıydı benim nikahımı, Ekrem İmamoğlu. Çok da güzeldi yani. Kimde ay neye kaçak göçek? Onlardan mı korkacağım? Az önce boşanma davalarıyla ilgili diyorsun ya. Bir kadını kurtardığım zaman mesela bir oh diyorum boşadığım zaman falan. Kendin boşandığın Allah korusun. Boşanırsan eğer. Bir damla yaş mı akar? Oh bir rahatladım mı dersin? Eğer ki ben zaten boşanıyorsam derim ki ya insanda hüzün olur elbette ki. Az derim ki zaten oh ya bitti gitti derim. Yoksa zaten devam eden, kurtarılacak bir ilişki. Ben kendi bak inan müvekkillerime bile diyorum ki sizi bir çift terapistine yönlendireyim. Görüyorum emin değil kadın ve adam. Çift terapisine gitsinler, denesinler. Siz o terapiyi alıyor musunuz? Yok, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz o raddede değiliz ya. Bunu takipten çıktım diye kim niye öyle şey çıkarttılar? Valla biz gayet daha hafta sonu gezmesindeydik. Şimdi bana mesela hafta sonu ne yapacağız dedim. Ben bir şey yapmayacağım, dinleneceğim. Bu programdan sonra boşanacağız zaten. Ne zaman yayınlanacak ona göre şey yapayım da. Ya söylemek istediğim şey, evet, bu benim her zaman off the record anlattığım. Çünkü insanlar dedi ki neden? Ya sen böyle bir kadınsın. Neden bu taraftan böyle bir şey var? Dediğim gibi ben biraz aşk, çok aşık olduğum ve duygularım olduğu için biraz orada duygusal davrandım. Ya yine davranırım, bundan da utanmıyorum. Birisini sev, bence çok güzel bir şey. Şey diyen biri oldu bana ya, feministe bak, aşık olmuş Kezban. Ulan feminizm böyle bir şey mi? Feminist şey aşık olmaz, erkek sevmez diye bir şey var mı? İstediği cinsi de sever, ister sevmez, ister aseksüel olur, ister eşcinsel olur. Kimse ilgilendirmez ki bu. Ben aşık olmuşum, sevmişim, kaç senedir bu adamla beraberim. Niye sevmeyeyim, niye üzülmeyeyim, niye ilişkimi kurtarmak istemeyeyim? İnsanların da ayarı yok yani. Ya istiyor ki baltayla kafasından vurup, koparıp kesecekse ilişkiyi. Ne münasebet, herkes ilişkisini düzeltmeye çalışır. Güzel bir ilişkin içinde olmak güzel bir şey, anlaşılan mesela. Geriye dönüp baktığında o 7-8 yaşındaki kırgın kıza ne söylersin? Küçük Feyza'ya dön. Güvendesin derim. Ki bunu zaman zaman içimden çok yaparım. Çok böyle anksiyetem depreştiği zaman falan hep diyorum. Yani sen şu an çocuk değilsin. Sen yetişkinsin. Güvendesin. Seni de ben koruyorum. Döndün dolaştın en son güveni kendinde mi buldun ya? Ya şu an için öyle gözüküyor. Ben kadınların hepsinin güven duyması gereken yerin, makamın kişinin kendileri olmasını istiyorum. Şey çok güzel, güvenilen bir abi, baba, dayı, anne, işte bir dağ. Çok güzel, bu insanlar çok şanslılar. Ama insan kendisine güvenirse, ben bunu yaparım derse, o zaman gerçekten hayatta da sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Yani şöyle, yere gelse de kalkar. Olur, insanın sırtı yere gelir ama kalkmak önemli. Kalkmamaya da izinli bence herkes. Bir süre yerde kalınabilir. Hep güvende kal. Teşekkür ederim. Hep mutlu ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben İki kalbini açtın. Sağ ol canım. Ve bu haftalıkta Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine çok özel bir diğer isimle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.